Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hafıza geliştiren, görsel beceri küpleriyle oynanan kübist oyunu oynayacağız. Kübist 8 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği bir oyundur. Bireysel de oynanabilir, 2, 3, 4 kişiyle de oynanabilir. En fazla 4 kişiyle oynanan bir oyundur. Oyunun eğlenceli olmasının yanı sıra kazanımları arasında parça bütün ve şekil zemin ilişkisi, kısa süreli bellek, problem çözme, görsel uzmansal algı, 3 boyutlu düşünme, stratejik ve analitik düşünme, dikkat gelişimi, görsel hafıza ve zihinsel beceri, bilgiyi kopya etme ve transfer etme becerilerini geliştirir. 80 tane kübit kartı, 4 adet ahşap tablo ve 16'şar küplerden oluşmaktadır. Oyundaki amacımız ahşap tablo üzerine yerleştireceğimiz küplerimizin kart üzerindeki şekil ile aynı olması, yani doğru olması ve ilk eşleştiren oyuncu bu oyunu kazanır. 3 aşamalı bir oyundur. Herhangi bir oyuncu en üstteki kübit kartı açar. Oyuncular kart üzerindeki şekle sahip oldukları küp setlerini kullanarak tekrar yapmak için yarışırlar. Şekli ilk bitiren oyuncu kübit diye bağırır. Eğer bütün oyuncular doğru şekilde olduğunu söylerlerse kazanan kişi o kartı alır. Eğer yanlışsa da oyun devam eder. Şimdi oyunun ilk aşamasını oynayalım. Daha sonra diğer aşamalardan bahsedelim. İlk olarak küplerimizi aldık. Bu şekilde küplerimizi dışarı çıkartıyoruz. Ve en üstteki kübit kartı açıyoruz bu şekilde. Ve gördüğümüz şekli oyun tablosu üzerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk ben tamamladım. Şu şekilde baktığımızda aynı şekil olması lazım. Gördüğünüz gibi aynı şekil. Bu şekilde ilk aşamayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi oyunumuzun ikinci turundan bahsedelim. Bu turda herhangi bir oyuncu en üstteki kübüs kartı açar. Oyuncular küplerini dar gibi yuvarlar. Yuvarlanan küpleri kullanarak yukarı bakacak şekilde oyuncular karta gösterilen şekli yapmak için mümkün mertebe çok küp kullanır. Oyuncular daha sonra şekli tamamlamak için kullanılacak şekilleri yuvarlanana kadar kullanılmayan küpleri yuvarlayıp birbiriyle yarışırlar. Şekli ilk bitiren oyuncu kübits diye bağırır. Eğer bütün oyuncular doğru şekil olduğunu kabul ederlerse bu şekilde kartı alır. Eğer kart yanlışsa oyun devam eder. Şimdi bu aşamaya geçelim. Bu aşamada taşlarımızı zar gibi yuvarlayıp kartta gösterilen şekli yapmaya çalışacağız. İlk yapan oyuncu yine kartı almış olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Turları tek tek böyle oynamayacaksınız tabii ki. İlk turu bitirdikten sonra ikinci turu, ikinci turu bitirdikten sonra üçüncü turu oynayacaksınız. Yani 3 turdan 3 set oynamanız lazım. En fazla karta sahip olan oyuncu da bu oyunu kazanmış oluyor. Şimdi ikinci tur, yani biz diyelim ki ilk turu bitirdik. Şu an ikinci turda şu şekilde oynayacağız. Küplerimizi zar gibi yuvarlayıp işimize yarayan küpleri oyun tablomuza yerleştireceğiz. Yaramayanları da tekrar zar gibi atmaya çalışacağız. Şimdi ilk kartımızı, en üstteki kartımızı açalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi karmaşık bir şekil. Yani her zaman bu şekilde kolay kartlar gelmiyor. Çok karmaşık şekiller var. Bu da görsel becerinin ve ince motor becerinin daha çok gelişmesini sağlıyor. Şimdi ikinci tura başlayalım.
Reis. Gördüğünüz gibi ilk olarak rakibim tamamladı. Ben de tamamlamaya çalışıyorum. Ayrıca bu oyunu eğer bireysel oynuyorsanız süre tutup da oynayabilirsiniz. Çocukların hem hızlı kazanmasını hem de üç boyutlu düşünmesini hem de görsel algısının daha çok gelişmesine yardımcı olur. Gördüğünüz gibi ikimiz de tamamladık. Şu şekilde baktığımızda doğru mu diye bakıyoruz. Evet doğru. Bu şekilde rakibim de bu kartı almış oldu. İkinci tura geçtiğimizi düşündüğümüzde. İkinci turda bu şekilde. Ayrıca küplerimize baktığımızda her birisi aynı özellikte. Sadece yönlerini çevirerek doğru şekli oluşturmaya çalışıyoruz. Daha demin de gösterdiğimiz gibi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kartlara baktığımızda kartlar üzerinde siyah bir alan var, bir de beyaz var. Siyahları kendi rengimize göre yapmaya çalışıyoruz. Yani mesela benimki kırmızı. Siyahları kırmızı olarak düşünüyorum. Beyazları da yine beyaz olarak düşünüyorum tabii ki. Şimdi son tur olan 3. turdan bahsedelim. Bu turda herhangi bir oyuncu yine öncekiler gibi en üstteki kübis kartı açıyor. Oyuncular kartı ezberlemeleri için 10 saniye veriliyor. 10 saniye sonra kart ters çevriliyor ve oyuncular hafızalarındaki kart ile tablodaki küpleri eşleştirmeye çalışıyorlar. Şeklik yapan oyuncu ya da doğru küpe sahip olan kişi kübist diye bağırıyor. Doğru şekle sahip olan ya da en fazla küpü doğru yere yerleştiren oyuncu kartı kazanıyor. Şimdi ilk olarak en üstteki kübit kartımızı açıyoruz ve 10 saniye içinde karta bakıp ezberlemeye çalışıyoruz. Şimdi oyuna başlayalım. İlk yapan oyunu kazanmış oluyor. İlk olarak rakibim tamamladı. Daha sonra ben tamamladım. Şimdi kartımıza bakacağız. Kiminki doğruysa ona göre kartı ona vereceğiz. Şu şekilde bakıyoruz. İlk sıramız doğru. İkinci sıramızda benim şu kısım yanlış. Şu şekilde olması lazımmış. Daha sonra şu kısımda rakibimin yanlışı var gördüğünüz gibi. Bu şekilde değil de dışı beyaz, ortası yeşil olan olacaktı. Daha sonra ikimizin de birer taşı yanlış çıktı. Bu yüzden ikimiz de eşit olduğumuz için kartı ortaya koyuyoruz. İkimiz de bu kartı alamıyoruz. Gördüğünüz gibi kartlarımız birbirinden farklı. 80 adet. Bu şekilde zorluk dereceleri tabii ki birbirinden farklı. Bazıları çok kolayken bazıları çok çok zor. Bu çok boyutlu düşünmemizi sağlıyor aslında. Çok eğlenceli bir oyun. Bu şekilde oynanıyor. 3 turdan oluşuyor.